Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisinde güzel bir parabol sorusu göstermek istedim sizlere. Bunun çözümünü yapmak istedim. Umarım soruyu beğenirsin ve sana bir katkıda bulunuruz. Şimdi hazırsanız geçelim sorumuza. Arkadaşlarım bir parabol vermiş. Parabolün ismi ax kare artı bx artı c en genel haliyle vermiş. Bir tane de doğru var. Bu parabolü iki noktada kesen x bölü 2 artı 1 doğrusu. Tamam. Şimdi 2 tane AB eşittir BC denilmiş. Bakın şu kısmın uzunluğu BC'nin yarısı kadarmış ve buna göre şuradaki B kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlarım burada bilinen bazı şeyler var. Onları bir yazalım. Parabol y eksenini eksi 5 ordinatlı noktada kestiğine göre demek ki bizim C'miz şuradaki C kesinlikle ama kesinlikle eksi 5 olacak. Yani benim parabolüm aslında AX kare artı BX eksi 5'tir diyeceğim. Bu cepte. Daha sonrasında x bölü 2 artı 1'in kökü a noktası olduğu için aynı zamanda a noktası parabolün de kökü. Hemen bunun kökünü bulalım. Eşitledim sıfıra. X kaç gelir? Eksi 2. Demek ki buranın bir kökü eksi 2 olacak. Doğal olarak da eksi 2 bu parabolü sağlamak zorunda. O halde biz götürelim şu kısımda x gördüğümüz yere eksi 2'yi yazalım ki sıfıra eşit olsun. Hadi bakalım. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere a 4a yapar. Eksi 2 kere b eksi 2b gelir. Ve eksi 5'imiz var. Eşittir 0. Bakın burada neyi elde ederiz? 4a eksi 2b eşittir 5'i elde edebilirim. Şimdi bu cepte. Daha sonrasında bana bir de şöyle bir özellik vermişti. Bakın arkadaşlarım. Burada ben x gördüğüm yere 0'ı yazarsam 1'den geçermiş. Neresi 1 oluyor? Burası. Yani şuranın uzunluğu 1. Buranın uzunluğu 2. Demek ki benim buradaki eğimim de 1 bölü 2. Bu da cepte. 1'e 2 ise bakın burası kök 5'tir. O halde şuraya kök 5'i yerine yazarsam 2 kere kök 5 BC'yi verir. Burası da 2 kök 5. Yani buranın tamamının uzunluğu, şu kısmın tamamının uzunluğu 3 kök 5. Tamam. Bakın 1'e 3 oranı var. Doğru mu? 1'e 3. Madem öyle şurası 2 ya. 2'ye 6 oranı vardır. Yani ben buradan 6 birim bu tarafa uzaklaşırsam şurada hangi apsis noktayı bulurum? Tabii ki 4'ü bulurum. Bu arada o apsis nokta parabolün diğer kökü değil. Neresi arkadaşlarım? Bakın ona yanılmayın. Şu kısım işte buradan dik indirdiğin zaman C noktasının apsisi 6'dır. Değil 4'tür diyeceğiz. Tamam 6 birim uzaklıkta C noktasının apsisi vardır. Çünkü biz üçgene göre bir benzerlik yaptık şu an. Pekala. C noktasının apsisini de bulduk. Yani diyor ki sen diyor AX kare artı BX eksi 5 ile X bölü 2 artı 1'i kesiştiği nokta bunların eşit olduğu noktalardan bir diğeri de 4'müş. O zaman 4'ü yerine yazalım. Yani 16A artı 4B eksi 5 eşittir. 4'ü yerine yazdım ya 4'ü 2'ye böldüm. 2 1 ekledim 3 geldi. Eksi 5'i şu tarafa fırlatırsanız eğer ve bunu da 4'e bölerek yapın. 4'e bölerseniz sevgili gençler 4A artı B eksi 5 diğer tarafa geçti. 8 onu da 4'e bölün 2. Bakın 4A artı B neymiş? Bu da 2'ymiş. Şimdi bizden ne istenmişti? B artık bir zahmet. Değil mi? Bir zahmet. Ne yapacağız tabii ki? Alttakinden üsttekini bir güzel çıkaralım. 4A'lar gitsin. B'den eksi 2B'yi çıkarırsanız 3B. 2'den 5'i çıkarırsanız eksi 3 gelir. B de buradan kaç gelecektir? Eksi 1'in ta kendisi. Yani cevabımız ne olacakmış? Adana seçeneği olacak. Güzel bir parabol sorusuydu. Diğer güzel sorularda artık görüşürüz. Çünkü bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlarım hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.